Sizler Üretken Eller kanalımıza hoş geldiniz. Benzersiz tasarımlarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Eğlenceli modellerimizi eğitici bir sunuşla ekranlarınıza getiriyoruz. Bu bölümde çok sevimli kapişonlu tavşan kostüm hırka ile karşınızdayız. Gezmelerde, görmelerde rahatlıkla kullanabileceğiniz hırkamızı Bravo'nun pembiş renkli fabrika çıkış ipleri ile ürettik. Hırkamıza beyaz biyeleriyle renk kattık. Sevimli bir tavşan aplikesiyle süsledik. Minik tavşanlarınıza her zıplayışta motivasyon katacak aksesuar kulaklar ekledik. Hadi bakalım ürünümüzün yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz 4 milimetrelikti. Pembe düğmeler ve İhracat ipleri derleyen Bravo'nun %100 akrilik 100 gram iplikleri. 60 tane zincir çekerek örgümüze yaka kısmından başlıyoruz. Gördüğünüz gibi zincirim elastik sıkı değil. 60. zincir yuvama bu şekilde bir işaret bırakıyorum. Üzerine bir zincir daha çekiyorum. Bu zinciri geri dönüş amaçlı kullanıyorum. Hemen tırnağımla işaret yaptığım 60. yuvama giriş yapıyor. Bir sık iğne oluşturuyorum. Sıranın ilk trabzanı yaptık bile. Şu dahil olmak üzere yaklaşık 10 tane sık iğneyi yan yana dizelim. 11. zincir yuvasına artma amaçlı 3 tane sık iğne çalışalım. Ardından yan yana 10 sık iğneyi kolu oluşturmak amaçlı dizelim. Evet, arka bölüme geçerken yeniden artma amaçlı şu noktaya 3 sık iğneyi çalışalım. Evet, yeni bir artma noktası oluşturduk. Şimdi arka bölümü oluşturmak amaçlı 16 sık iğneyi yan yana dizelim. Sırt bölümümüzü bitirdik. Şimdi artma amaçlı bir noktanın içerisine 3 sık iğne çalışalım ve diğer kolu oluşturmak amaçlı 10 sık iğneyi yan yana dizelim. Sıramızın bitimine 11 zincir yuvası kaldı. Kolla ön parça arasındayız. Hemen şu noktaya 3 sık iğne çalışıyoruz ve bir artma sağlıyoruz. Kalan 10 zincir yuvasına da 10 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıramın sonundayım, gevşek bir zincir çekiyorum. Örgümün diğer yüzündeyim. Çekmiş olduğum zincirimin dibindeki ilk yuvadan başlayarak bu şekilde iki çekimli trabzanlar yapıyorum. Örgümüzü iki çekimli trabzanlar şeklinde öreceğiz ve bitireceğiz. Bakın birinci trabzanı yaptım. Bu şekilde artma noktasına kadar iki çekimli tam trabzanlar yaparak ilerliyorum. Evet başlangıçtan itibaren 11 tam trabzanımı hazırladım. Şimdi şu artma yelpazesinin tam orta boşluğundayım ve yeni bir artma yapıyoruz. Hemen öncelikle bir tam trabzan hazırladım. Bir zincir çektim. Yeniden tığıma ip doladım. Aynı yuvanın içerisindeyim bir tam trabzan daha çalışıyorum. Böylece bir artma sağlamış oluyorum gördüğünüz gibi. Ardından görmüş olduğum her yuvaya birer tam trabzan yaparak diğer artma noktasına doğru ilerliyorum. Bakın örgümü ilerlettim. Şöyle bir yelpazemiz vardı artma amaçlı gördüğünüz gibi. Birinci üzerinde yuvası var, ikinci yuvası var ve üçüncü. Biz şu orta yuvayı artma amaçlı kullanacağız. Şunu da bir trabzan örerek değerlendiriyoruz. Artma noktasından sonra saydığımızda bakın kol parçamız içinde 12 tam trabzan örmüş durumdayız. Yelpazenin orta boşluğundayız. Hemen artma amaçlı bir tam trabzan örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yeniden aynı yuvanın içerisine bir tam trabzan örerek artma olayını sağlamış oluyoruz. Ardından görmüş olduğumuz boşluklara tam trabzanlar çalışarak diğer artma noktalarına da gidiyor ve aynı artma işlemini oralarda da yapıyoruz. İkinci sıramın sonundayım. Bir zincir çekiyorum. Örgüm diğer yüzündeyim. Hemen çekmiş olduğum zincirimin dibinde bulunan ilk yuvadan başlayarak iki çekimli tam trabzanlar çalışıyorum ve artma noktasına doğru ilerliyorum örgümü ilerlettim bakın artma noktası bir alt sıradaki artma noktasını görüyoruz hemen şu trabzan üzerine de bir şu boşluğun üzerine de bir trabzan ürettim tığıma ip doladım boşluğun içerisine girdim iki çekimli bir tam trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum yeniden aynı boşluğun içerisine girerek bir tam trabzan daha oluşturuyorum Böylece V figürlü bir artmayı da bu sırada sağlamış oluyorum. Ardından takip eden boşluklara birer tam trabzan üreterek diğer artma noktasına doğru ilerliyorum. Diğer artma noktasına geldiğimde de aynı şekilde V figürlü artmamı yapıyorum. Bunu diğer noktalara da uyguluyorum. Örgümüz bu şekilde ilerleyecek gayet basit ve pratik bir şekilde yeterli uzunluğa erişene kadar örgümüzü artma noktalarına da dikkat ederek ilerletelim. Evet örgümüzü oldukça ilerlettim. Bakın sık iğne sıramız dahil şöyle ikişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10 sıralık bir çalışmayı bitirdim. Hatta 11. sırama da klasik bir şekilde başladım. 11. sırada kollarımızı gövdeden ayırmaya çalışacağız artma noktasına kadar gelmişiz. Bakın 11. sırada hemen artma noktamın içerisine iki çekimli bir trabzanı ürettim. Ardından koltuk altını oluşturmak amaçlı 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Hemen kol parçamı tamamen atlıyorum. Artma noktasının içerisine giriş yaparak 2 çekimli bir trabzan üretiyorum. Güzel bir koltuk altımızda oluştu. Ardından arka parçamızdayız bakın. Görmüş olduğum her boşluğa birer trabzan çalışarak diğer koltuk altına ulaşıyorum. Evet diğer artma noktasına ulaştım. Hemen içerisine iki çekimli bir tam trabzan uyguladım. Koltuk altını oluşturmak amaçlı yeniden 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kol parçamı tamamen atlıyorum ve artma noktasını içerisine iki çekimli bir trabzan yaparak tutunuyorum. Ardından görmüş olduğum boşluklara birer tam trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Sıramı tamamladım. 11. sıranın sonunda kollarımızı gövdeden ayırmış durumdayız. Hemen bir zincir çekiyorum. 12. sıra için örgümün diğer yüzündeyim. Hemen ilk yuvadan başlayarak trabzanlar üreterek şu kol zincirine doğru ilerliyorum. Evet ön parçamı ördüm. Yaklaşık 21 tane trabzan örmüş durumdayım. Ve bu şekilde zincirimizin üzerindeyim. Gördüğümüz gibi 5 tane zincirimiz var. 5 zincirimizin de bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvasını görmekteyiz. Şimdi birinci zincirime giriş yapıyorum ve aynı zincir yuvasına iki tane trabzan çalışıyorum. İkinci zincir yuvama normal bir trabzan çalışıyorum tekli. Üçüncü zincir yuvama bir yuvaya iki trabzan olacak şekilde çalışma yapıyorum. Dördüncü zincir yuvamdayım. Normal bir trabzan çalışıyorum. Ve beşinci zincir yuvamdayım hemen içerisine çiftli tam trabzan yapıyorum. Bakın. Birinci yuvada çiftli bir çalışmam var. İkincisine normal trabzan çalıştım. Üçüncü yuvaya çiftli bir trabzan çalıştım. Dördüncü yuvayı normal çalışırken beşinci yuvaya da yeniden bir çiftli çalışma yaptım. Böylece üç yerde arttırmamız var koltuk altlarında. Ardından Hemen görmüş olduğumuz boşluklara birer trabzan çalışarak diğer kol altı zincirine ulaşıyoruz. Ve orada da şimdi yaptığımız işlemin aynısını yapıyor ve sırayı tamamlıyoruz. Evet 12. sıramın sonundayım. İkinci koltuk altını da aynı şekilde çalıştım ve tamamladım. Bir zincir çekerek 13. sıra için örgümün diğer yüzünü dönüş yapıyorum. Ve görmüş olduğum her yuvaya birer tam trabzan çalışarak örgümü ilerletiyorum. Bu e, süreden sonra artık yapacak hiçbir şey yok. Stabil olarak örgümüzü ilerleteceğiz. Gerekli artmaları da yaptık. Örgümüzü gerekli gövde uzunluğuna erişene kadar örelim ve e, ilerletelim. Evet gövde örgümüzü yeterli uzunluğa gelene kadar ilerlettik. Bakın beraberce sayalım. Kol altından itibaren 1, 3, 5 7 9 11 13 15 17 tam trabzan sırası ördüm ve ön yüzden de bir sıra dönerken bakın sık iğne yaparak örgümü tamamladım ve ipimi kestim. Evet, şimdi kollarımızın yapım aşamasındayız. Bakın şu şekilde kol altım şu şekilde. Ön yüzden şu noktaya ipimle tutundum üzerine de 1 2 zincir çektim. Hemen kol altında çekmiş olduğumuz 5 tane zincirimiz var ya. 5 zinciri 5 tane tam trabzan çalışıyorum ve şu noktalarından giriyorum. 1 2 çiftli olarak çalışmış olduğum trabzanların tam arasından giriyorum bakın. 3 trabzanı çalıştım. Bir tane tekli trabzanım var. Onun şu noktasından koltuk altındaki dördüncü trabzan çalışmam. Ve yine çiftli bir trabzanım vardı. Onda da şu iki trabzanın arasına girerek 5 zincirin üzerine 5 tane trabzan çalışması yaptım. Ardından kolumu şöyle döndürüyorum. Ve hemen şu trabzana bir trabzan çalıştım. Ardından da kolumuzu desteklemek amaçlı bakın şu noktaya bir trabzan daha çalışıyorum ve rutin artık trabzan yuvalarına ulaştık. Bu yuvaların üzerine de birer tane trabzan çalışarak tüm kolumu çevreliyorum. Bu ara şöyle bilginiz olsun bakın örgümüzü son olarak robo örgümüzü arka yüzden çalışmışız görselinden belli kolumuza da ön yüzünden tutunduk Aynen kol çalışmamızda da robada yaptığımız gibi bir önden bir arkadan çalışmasını devam ettirmeyi hedefliyoruz hemen kolumuzu çevreleyelim ve görüşelim Evet 39 tam trabzan çıkararak kolumu çevreledim ve bakın başlangıç zincirimi şu noktasına ipimi kaydırarak tutunuyor ve sıramı kapatıyorum şu an kolumun çevresinde 39 tane trabzan bulunuyor hemen bu pozisyonda 1-2 zincir çekiyorum ve örgümün yeknesak güzel bir görüntü oluşturması için örgümün iç yüzüne yöneliyorum örgümü mutlaka iç ve dış şeklinde öreceğim buna dikkat edeceğim hemen Zaten şu zincirin üzerine çekmiş olduğumuz zincirimiz devam ediyor. Gördüğünüz trabzan boşluklarına birer tane trabzan yaparak bu sırayı da tamamlayacağım. 39 trabzan boşluğu üzerine 39 trabzanı görmeliyim. Ardından yeniden 1-2 zincir çekeceğim ve örgümün ön yüzüne dönüp Yeniden 39 trabzanı da bu şekilde öreceğim. Yeterli uzunluğa ulaşana kadar örgümüzü ilerletelim. Evet yeterli kol uzunluğuna ulaştım. Beraberce bakalım. Bakın kol altına bağlandığımız nokta. İkişer ikişer sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tam sıra yapmışız. Örgümüzün iç yüzünden bağlanmışız. Evet bu pozisyondayım. Bir zincir çekiyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Hemen İlk yuvadan başlayarak bir sık iğne yapıyorum. Şu ilk çektiğimiz zincirde bir trabzan sayıyorum. 2 ve 3. sık iğnemi de yapıyorum. Ardından bir yuva atlıyorum. Diğer yuvaya bağlanıyorum. 1, 2, 3 sık iğne yan yana çalışıyorum. Bir yuva atlıyorum. Diğer yuvaya bağlanıyorum. Ve yan yana yeniden 3 sık iğne çalışıyorum. Bu şekilde 3 3 trabzanda 1 trabzan eksilterek kolumuzun bileğini biraz daraltmaya hedefliyorum. Bu şekilde kolumuzu sık iğne olarak çevreleyelim. Sıramın sonuna ulaştım. İlk çıkış zincirimin şu noktasına hemen bağlanıyor ve sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Görmüş olduğum her yuvaya... İkinci bir sıra olarak yeniden sık iğne çalışıyor ve bilek çalışmamı da bitiriyorum. Evet ikinci sıramı da tamamladım. ile beraber kol bileğimizdeki trabzan sayısı 30'a indi bilginiz olsun. Bakın diğer kolla da mukayese ettiğimde birbirine denk orantılı uzunlukta orantılı genişlikte kollarımızı da bitirmiş olduk. Evet şimdi kapşonumuzun yapım aşamasındayız. Bakın ben eklendim şu ön yüzden ve 10 tane trabzanımı ördüm bile. Şimdi bakın robayı oluşturmak için ilk sırada bir sık iğne sırası çalışmıştık ve 10 taneden sonra şöyle bir üçlü artma yapmıştık ya zaten kendini gösteriyor. Hemen o yuvanın içerisine giriş yapıyorum ve aynı yuvaya iki çekimli iki trabzan yapıyorum ön yüzdeyim başladım ilerledim ve artış noktasına ön ve kol parçanın artış noktasına aynı yuvaya iki trabzan çalıştım ardından şu kol üzerindeki ilmeklerimin içerisine de birer trabzan yaparak ilerliyorum Evet kol parçamın üzerinde de çalışmalarımı yaptım şimdi kol parçamla arka parçam arasındaki İlk başlangıç artma noktasındayım görüldüğü üzere. Hemen bu yuvanın içerisine giriş yapıyorum ve aynı yuvaya 3 adet tam trabzan çalışıyorum. Bakın başlamıştık. Ön parça kol arasına aynı yuvaya 2 trabzan çalışmıştık. Kol parçamızı ilerlettik. Bu sefer kol ve arka parça arasındaki artma noktasına görüldüğü üzere üçlü bir çalışma yaptık. Ardından ense parçasındaki her bir ilmeğin içerisine de birer trabzan yaparak diğer artma noktasına doğru ilerliyorum. Ense parçasında çalıştım. Şimdi sırt ve diğer kol arasındaki artma noktasına gelmiş durumdayım. Hemen bu artma noktasının içerisine de aynı yuvaya 3 trabzan çalışarak bir artma uyguluyorum. Görüldüğü üzere. Ardından kol parçamın üzerindeki ilmeklerin içerisine de birer trabzan çalışarak diğer artma noktasına ulaşmaya çalışıyorum. Evet kol ve ön parça arasındaki son artma noktasındayız. Hemen bu artma noktasının içerisine de aynı yuvaya iki trabzan çalışıyorum. Ve bir artma uyguluyorum. Ardından kalan ilmeklerime de birer trabzan yaparak sıramı sonlandırıyorum. Bu kapşonumun birinci sırası bittikten sonra ikinci sırayı rutin şekilde tamamlıyorum. Evet kapşonumun üçüncü sırasına da başladım. Ön yüzdeyim yaklaşık 33 tane trabzan ördüm. Ortalama bakın göz kararda tam ortadayım. Ben sayarak ilerledim. 33. trabzandayım. Bir tane de Trabzanımı oluşturdum bu yuvaya. Hemen aynı yuvanın içerisine artma amaçlı ikinci ve üçüncü trabzanımı da yapıyorum. Böylece arkadan gizli bir şekilde kapşonumuza genişlik verecek artmayı sağlıyorum. Kalan yuvalara trabzanlar yaparak örgümü aynı şekilde tamamlıyorum sıramı. Dönüş sırasını hiçbir müdahale etmeden gördüğümüz gibi örerek ilerliyorum. Evet kapşon çalışmamızın dördüncü sırasını da tamamladık. Görüldüğü üzere ilk sırayı başlarken arttırmalar yapmıştık şu artma noktalarında. Ardından düz bir sıra çalışmıştık örgümüzün arka yüzünde. Ön yüze ulaştığımızda örgümüzü ortalamıştık biliyorsunuz. Tam orta noktasına şu şekilde bir noktaya 3 tane trabzan uygulaması yaparak bir artma yapmıştık. Ardından yeniden arka sırayı düz bir şekilde müdahalesiz örmüştük. Şimdi yeniden bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıradayım. 5. sırada yeniden örgümün tam orta e, tahmini orta kısmına yeniden bir yuvaya 3 trabzan yaparak bir artma yapacağım. 6. sırayı düz müdahalesiz öreceğim. 7. sıraya ulaştığımda yeniden kapşonumun ortalama bir noktasına bir noktaya 3 trabzan üreterek yeni bir artma uygulayacağım. 7. sıranın sonundaki pozisyona göre e, örgümüzü ilerleteceğiz. Kapşonumun 7. sırasında gerekli arttırmayı uyguladım. 8. sırayı da arka yüzden düz olarak ördüm. 9. sırama başladım, ön yüzdeyim ve bir kere daha arttırmanın bizim bize kapşon genişliğinin rahatlığı anlamında daha faydalı olacağını düşünüyorum. 9. sırada da yine kapşonumuzun ortalama tahmini ortalama bir noktasından son kez bir yuvaya 3 trabzan yaparak son arttırmayı da uyguluyorum. Şu an kapşonumuzda elde ettiğimiz genişlik bizler için ideal. 9. sırayı da aynı şekilde tamamlayacağım. Bundan sonra kapşonumuzu ilerletirken hiçbir sayı müdahalesi arttırma yapmadan direkt ne görüyorsak o şekilde örerek gerekli uzunluğa eriştireceğiz. Evet kapşon çalışmamızı oldukça ilerlettik gördüğünüz gibi. Başlangıçtan itibaren yaklaşık 18 sırayı ördük ve hazır halde beklemedeyiz. Ee, öncelikle kapşonumuzun enini tek tek sayıyoruz. 74 tane trabzanımız var komple e, kapşonumuzda. Biz onu şöyle sayarak 37, 37.ye bir işaret bıraktık. Diğer taraftan da sayarak 37.ye işaret bıraktık. Bu şekilde bölümledik. Ve sonuncu sırada hem küçük bir kapşon arkasına küçük bir toparlama yapacağız. Hem de bitiriş yapacağız. Öncelikle 19. sıraya bir zincir çekip aynı şekilde başlıyoruz. Ve şu işaretimiz bakın yan yana iki işaret görüyoruz. Şu bize en yakın olan işaretten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 işaret kalana kadar normal trabzanlar halinde örgümüzü ilerletiyoruz. Evet örgümü ilerlettim. Bakın ilk işaretim dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boşluk kala da durdum. Şimdi ne yapıyorum? Tığıma ip doladım. Hemen bir ilmek yakaladım bekliyorum. Tığıma yeniden ip doladım. Yeniden aldım bekliyorum. Üçünü bir arada topladım. Böylece iki bir araya bir birleştirme yaptım. Tığıma ip doladım. İlk yuvaya bir giriş yaptım. Bekliyorum. Tığıma ip doladım. ikinci yuvaya giriş yaptım. Bu şekilde ilmek aldım. Bekliyorum. Yeniden tığıma ip doladım. Üçüncü kere üçüncü boşluğa girdiğim bir ilmek aldım. Bekliyorum. Dört tane ilmek var tığımda. 4'ünü bir araya topladım. Böylece 3'ü bir araya bir toplama gerçekleştirdim. Ardından işaretli yuvamdayım. İlk işaretimdeyim. Hemen üzerine giriş yaptım. Ve normal bir trabzan çalıştım. İlk bölümün toparlanma işlemi tamam. Şimdi ikinci yarı için çalışma yapıyorum. Aynısının zıttını. Ne yapıyoruz? İşaretli yuvamızın üzerine bir adet tam trabzan çalıştık. Ardından bir ilmek yakaladık. Bekliyoruz. İkinci ilmeği yakaladık. ikinci yuvadan bekliyoruz. Üçüncü ilmeği yakaladık. Üçüncü yuvadan bekliyoruz. Dört ilmek var tığımızda. Topluyoruz hepsini bir araya. Böylece üçü bir araya bir birleştirme yaptık. Bir eksiltme olayı bu. Şimdi hemen devamına giriş yapıyor. Bekliyorum. Tığıma ip doladım. İkinci yuvaya giriş yapıyorum. Bir ilmek yakalıyor. Bekliyorum. Üç ilmeğim var. Üçünü bir araya topladım. Böylece İki bir araya toparlama işlemini de yapmış olduk. Ardından görmüş olduğum her yuvaya birer trabzan çalışarak sıramı sonlandıracağım ve kapşonumu bitireceğim. Yeterli miktarda dikiş için yeterli miktarda bir miktar ip bırakarak da ipimi keseceğim. Evet, kapşonumu bitirdim, bir miktar ip kestim, ee, iğneme geçirdim ve dikiş iş işlemine başlıyorum. Bunun için ne yapacağız? Bakın, hırkamızın ön yüzünü içeriye doğru katlıyorum ve iç yüzünden yani ters yüzünden dikiş olayını yapacağım. Hemen dikişime başlıyorum. Öncelikle sağlam olması için bunu bir kere daha kullandım. Ardından, bakın. İki ilmekten de bu şekilde geçirerek dikişime devam ediyorum. Evet şimdi hırkamızın kulaklarının yapım aşamasındayız. Gördüğünüz gibi ben 4 milimetrelik tığım ile gayet rahat bolca 28 adet zincir çektim. 28 adet zincirim var. 28. zincir yuvama şu şekilde tırnağımla işaret bıraktım. Üzerine bir zincir daha çektim ve 28. yuvama giriş yaparak bir adet sık iğne oluşturdum. Şu sıramızın birinci sık iğnesi. Bu şekilde toplam 9 sık iğne görecek şekilde örgümüzü ilerletelim. 9. sık iğnemi de yaptım. Şimdi ilerleyen yuvalara 9 tane yarım trabzan yapacağım. Onu nasıl yapıyoruz? Tığımıza ip doluyoruz. Hemen yuvaya giriş yapıp bu şekilde 3 ilmeği bir arada yakalıyoruz. Tığımıza ip doluyoruz. Yuvamıza giriş yapıyoruz. 3 ilmeği bir arada topluyoruz. Bu şekilde 9 tane yarım trabzanı da yan yana dizelim. Evet şimdi de müsait boşluklara 9 tane tam trabzan çalışıyorum. Birinci. ikincisi. Evet kulağımızın son boşluğuna 7 tane tam trabzan çalışıyorum. 1, 2, Evet 7 tam trabzanımı çalıştım. Şimdi kulağımızın direkt simetriğini yapıyorum. 9 tane tam trabzanı yan yana diziyorum öncelikle. Şimdi sırada 9 tane yarım trabzan yapma aşaması var. 9 yarım trabzanı yan yana dizelim. 9 sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Pembe renk ile ördüğüm bir sıralık çalışmamı bu şekilde şimdilik bekletiyorum. Aynı sayı ve aynı şekilde bir adet beyaz çalışma yaptım. Birinci sırayı kapattım ve kestim gördüğünüz üzere. Pembe ipimle olan bağlantım üzerinde duruyor. Şu ilmeğimi biraz alıp uzatıyorum ve iki parçamın ters yüzleri birbirine bakacak şekilde. Bakın ön yüzler bize dönecek şekilde yapıştırdım. Beyaz ipimden şu ilmekten şöyle geçiriyorum. Pembe ipin ilmeğini şu şekilde bu tarafa alıyorum. Evet. Birleşmenin ilk aşamasındayız. Şu şekilde öncelikle birbirine ilintiledim ve bir kere daha bu ilmeklerden geçerek bir sık iğne oluşturdum. Evet. Bağlantımız başladı. Aynen kulak yapısındaki gibi şu ilk sıralarda yaptığımız gibi 9 sık iğne şeklinde iki parçayı birbirine bağlayacağız. Birinci sık iğne ile bağladık. Bakın beyazdan bir ilmek geçiriyorum. Pembenin ilmeğinden geçiriyorum. Üzerine bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğneyi oluşturdum. Ardından beyazdan ve pembeden bakın ilmeğimi geçiriyorum. Üçüncü sık iğneyi de çalıştım. Bu şekilde 9 sık iğneyi ilerleyerek yapalım. Evet şimdi 9 sık iğnem bittiğine göre 9 yarım trabzanla birleştirme işlemine geçiyorum. Tığıma ip doluyorum. Önce beyazdan bir ilmek ardından pembe parçadan bir ilmek yakalıyorum. Ve yarım trabzan şeklinde üzerine örüyorum. Tığıma ip doluyorum. Önce beyazdan ardından pembe parçadan bir ilmek yakalıyorum. Üzerine bir yarım trabzan örüyorum. 2 yarım trabzanı çalıştığımıza göre 7 yarım trabzan daha çalışarak birleştirme işlemini ilerletiyorum. Evet şimdi sırada 9 tam trabzanla birleştirme işlemi var. Beyaz parçadan bir ilmek pembe parçadan bir ilmek aldım. Üzerine bir tam trabzan ördüm. Birinci tam trabzanı yaptım. Beyaz parçadan pembe parçadan birer ilmek yakaladım. Üzerine yeniden ikinci trabzanımı yaptım. Bu şekilde 9 tam trabzanımızı yapalım. Evet 9 tam trabzan çalışmamız da bitti. Şimdi bakın şu 7 parçalık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 parçalık yelpazenin şu başlangıcından itibaren her yuvaya ikişer tane tam trabzan yaparak birleştirme yapacağız. Toplam 8 yerde çiftli çalışma uygulayacağız. İlkini beraber yapalım. Beyaz parçadan, pembe parçadan şu şekilde giriş yapıyorum. Üzerine bir tam trabzan çalışıyorum. Ardından aynı yuvaya yeniden giriş yaparak ikinci tam trabzanı da üzerine yapıyorum. Bir adet daha çalışalım. Beyaz parçadan, pembe parçadan giriş yaptım. Üzerine bir tam trabzan. Yeniden aynı yuvanın içerisine bir tam trabzan daha çalışıyoruz. İki tane çiftliği çalıştık bile. Bu şekilde yelpazenin bitimine kadar 7 trabzanlı yelpazenin bitimi dahil 8 yerde bu çiftli çalışmayı yapacağız. Ardından aynen şu alt tarafta yaptığımızın direkt zıttını 9 tane tam trabzan birleşmesi, 9 tane yarım trabzan birleşme ve 9 tane sık iğne birleşme uygulayarak kulağımızı çevreleyeceğiz. Sıramın sonundayım. Şu orta bölgedeki şu yuvayı görmekteyiz. Hemen oraya da giriş yapıyorum. Tabii ki pembe parçadan da geçmesini sağlıyorum bir ikinci sık iğneyi üzerine yeniden yapıyorum ve başlangıç noktamı şu şekilde tutunarak ipimi kaydırıyor ve bağlanıyorum böylece bir kulağım hazır az evvel ikinci parçamı da hazırlamıştım birebir ebat olarak birbirinin aynısı güzel uçuşkan olmayan çift katlı e, kulaklarımız hazır bu şekilde az sonra dikmeyi beklemek üzere kenardalar. Şimdi bakın kollarda yaptığım gibi bir oyalama işlemi yapmak istiyorum montuma. Hemen şu şekilde hırkamın sol etek ucundan beyaz ipimi bağladım. Üzerine de iki zincir çektim. Ne yapıyorum? Hemen şu şekilde dikey olarak yukarıdan aşağıya doğru giriş yapıyorum. Bir ilmek yakalıyorum ve ikisini bir arada örüyorum gayet basit bir işlem bakın şu şekilde trabzanımın sıramın sonundaki trabzanı şu şekilde yukarıdan giriş yapıyorum hemen bir ilmek yakalıyorum şöyle hafif esnetiyorum ikisini bir arada örüyorum giriş yapıyorum bir ilmek yakalıyorum İkisini bir arada hafif esnetiyorum bir arada örüyorum şu şekilde giriş yaptım bir ilmek yakaladım İkisini bir araya hafif esnettim ve beraberce ördüm bu şekilde tüm hırkamın tüm çevresini oyalıyorum Evet hırkamı tamamladım kenarı oyasını yaptım 4 adet düğmelerimi de diktim bakın hırkamın kapşonuna şurada görüldüğü gibi orta dikiş kısmının iki sıra sağı ve iki sıra soluna kulaklarımı montajladım. Ve ben böyle çok sevimli bir tavşan aplikesi ile de hırkamı süsledim. Hırkamızın ebatları hakkında da bilgi edinelim. Bakın normal duruş hali ile omuz etek arası yaklaşık 33 santimetre. en olarak bakıyoruz. Yaklaşık 27. Biraz geçiyor 27 santimetre. Kol altı Koltuk altı, altı bilek ucu arasına da bir bakalım. Yaklaşık 18 santimetrelik bir uzunluğumuz var. Kapşon boyutlarımızı da bir görelim. Bakın baş boyun arası şu sık iğne sırasına kadar yaklaşık 21 buçuk santimetrelik bir kapşon uzunluğum var. En olarak da bakarsak yaklaşık 22 santimetrelikte bir kapşon genişliğim var. Evet montumuzu sıfırlamış olduğumuz dijital tartımıza bıraktığımızda da tüm materyaller dahil 187 188 gram bir ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. tarifli tam anlatımlı en boy baş beden uyumlu sevgili hırkamızı beyaz şeritlerle harmanladık. Katlanabilir kapüşonuna iki katlı uçuşkan ve sevimli tavşan kulak ilavesi yaptık. Şirin tavşancık aplikesiyle de tamamladık. Sevgi dolu hırkamıza pompon cep veya kurdela ekleyerek daha da sevimli hale getirebilirsiniz. Sizler de sadece az miktar artık ve iki yumak ip kullanarak böyle sevimli bir hırka üretebilirsiniz. 0-12 ay 0-1 yaş arası bebekler için ürettiğimiz hırkamız 86 santim. Yaklaşık 1,5-2 yaş arasındaki standart tip mankenimizde de oldukça zengin Yenidurduk çiçek bebekle farkı yaşayın. Yaşatın. Hoşçakalın.